Evet, şimdi de Firefox'tan sayfamıza girmeye bakalım. http://sayfalar.biz diyorum ve burada cpanel diyorum veya bunu bu şekilde giriş yapabiliriz veya 2083'ü seçebiliriz. Firefox'ta farklı olarak böyle bir ekran geliyor. Tehlikeli bir durum olduğunu söylüyor. Tehlikenin farkındayım deyip ayrıcalık tanı diyorsunuz. Sertifika al diyebilirsiniz alabilirse. Buradan da güvenli aracılığı doğrula diyorsunuz. Ayrıcalığı doğrula diyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Sayfalar ve benim değiştirdiğim şifreyi gireceğim. Kaydetsin mi diyor. Parolayı hatırlamasın. Çünkü güvenlikle ilgili bir şey, herhangi bir durumda bu parolanın bilinmemesi lazım. İlk olarak dosyalar modülünden başlayacağız. Dosyaların olduğu panelden başlayacağız. Dosya yöneticisi dediğimiz zaman bizim karşımıza böyle bir seçenek çıkıyor. Dosya yöneticisi hangi dizine gitmek istediğimizi soruyor. Giriş dizini, kök dizini, bu ana dosyaların bulunduğu biz sayfalar biz yazdığımız zamanki dizindir. Public FTP dizini veya başka bir sayfaya buradan gidebilirsiniz bakıp. Biz kök düzinine gideceğiz. Bunu her zaman sorsun mu? Bu dizin her zaman açılsın. Gizli dosyaları da göster. Bunu mutlaka yapın. Gizli dosyaları göstermezse bazen sitelerinizi kopyalayıp taşırken hata yaşarsınız. Bu alan sizin hayatınızı kurtaracaktır. O yüzden bu mutlaka olsun. Çok fazla gizli dosyanız yoktur. Bu genelde HD Access dosyası ile ilgilidir. Bu sebeple burası seçilmiş olsun. İsterseniz buna gerek yok. Her seferinde sorsun, başka bir yere gidebilirsiniz ama burası seçili kalsın. Go dediğim zaman gidecek. Bazı yerler gördüğünüz gibi %100 Türkçe değil. Belki bu temada böyledir. Diğer temada Türkçedir. Şimdi baktığımız zaman dosya yöneticisi karşımıza geldi. Bunun tamamı bir web uygulaması. Burada dosyalarımızı görebiliyoruz. Yalnız public HTML'i veya geçerli dizini görebiliyoruz. Arama yapabiliyoruz. Ve ayarlarımız var. Karakter kodlamasını devre dışı bırak diyor. Bunlara girmeyin. Evet, dosya yöneticisi dediğimiz zaman bakın bizim ana dizinimiz karşımıza geliyor. Sayfalar.biz dediğimiz zaman böyle bir klasör var. Bu klasörü aynen burada da görüyoruz. Tıkladığım zaman klasörle ilgili işlemler çıkıyor. Kopyala, taşı, yükle, sil, yeniden adlandır. Mesela yeniden adlandıralım. Görsel diyelim, tire diyelim. Yeniden adlandır diyorum. Rename file o anlama geliyor. Eski adı buymuş, yeni adı bu. Rename dedim. Bakın ismi değişti. Buradan bakarsanız gördüğünüz gibi ismi değişti.